arkadaşlar. Bir videomuzda daha beraberiz. Bugün sizlere eğitim görevlisi başvurularını nasıl yapacaksınız onu anlatacağım. Biliyorsunuz EYS sistemi üzerinden birçok antrenör arkadaşımız biz de dahil olmak üzere boks kursu veriyorduk. 8 Mayıs 14 Mayıs 2023 tarihleri arasında sistem açık olacak. Şimdi bu sistemi E-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapacağız, nasıl kullanacağız onu kısaca anlatacağım. Önceki başvurularımız biliyorsunuz il müdürlüğü üzerinden alınıyordu. Şimdi bunu bize bırakmışlar. Biz yapacağız. Şimdi ilk önce internete giriyoruz. İnternette arama butonuna edu.gsb yazdığınız zaman direkt zaten sayfaya yönlendiriyor size. Sayfanın sağ üst köşesinde E-Devlet şifresiyle giriş diye bir buton var. Görüyorsunuz. Buraya tıklayacaksınız. Benim kayıtlı olduğu için direkt geliyor. Direkt sistem sizi ana sayfaya yönlendirmiş oluyor. Burada bu eğitim deneyim uygulama Gençlik Spor Bakanlığı'nın bu internet sitesinde çeşitli faaliyetler var. Burayı inceleyebilirsiniz. Burada kırmızıyla belirli zaten. Başvuru diye bir eğitici başvurusuna tıklıyoruz. İlk sayfaya geldiğinizde burada daha önce almış olduğunuz kurs varsa onun durumu gözüküyor. Siz şimdi yeni başvuru yapacaksınız. Yeni başvuruya tıkladık. Şimdi burada kişisel bilgileriniz kayıtlı olduğu için geliyor ama tekrardan teyit amaçlı sizden bilgiyle cep numaranızı istiyor. Başında sıfır olma kaydıyla numaranızı yazıyorsunuz. E-posta adresinizi yazıyorsunuz. Sonra çalışma durumu kurum içi, kurum dışı çalışmayan diye biz kurum dışını seçiyoruz. Sözleşmeli eğitmen vesaire seçiyor. Biz burada memuru seçiyoruz. Sonra IBAN numaranızı yazıyorsunuz. Ben IBAN numaramı kaydetmiştim. Direkt yapıştırdım oraya. Sonra ileri diyoruz. Sonra emeklilik durumunuzu soruyor gördüğünüz gibi. Emekliyseniz, emekli değilseniz, değil seçiyorsunuz. Engellilik durumunu yine aynı şekilde seçiyorsunuz. Sonra ileri diyorsunuz. Sonra eğitim vereceğiniz kitle yani spor mu, yurt eğitimi mi, gençlik eğitimi mi, hangi alanda faaliyet göstermek istiyorsunuz? Biz sporu seçiyoruz. Çalışmak istediğiniz ili seçiyorsunuz. Sıralama alfabetik olmadığı için aşağı doğru iniyorum. Ankara'yı arıyorum burada. Evet, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. İlçeye giriyoruz. Yine ilçeyi de Altındağ diye seçiyorum. Tekrar ileri diyorum. Sonra mezuniyet belgesi diyor. İşte lisans, ön lisans, doktora ne yaptıysanız onu seçiyorsunuz. Sonra Alanya Liderlik Belgesi, Antrenörlük Belgesi'nin kademesini yazıyorsunuz. Sonra daha önce görev aldınız mı, almadınız mı bu kurumda? Bununla ilgili yazıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Ekstra işte son 2 yılda herhangi bir seminere katıldınız mı? Ya da 5 yıl içinde bir milli takımda görev aldınız mı? Vesaire bilgiler istiyor. Onları seçiyorsunuz. İleri diyorsunuz. Eğitim vereceğiniz program diyor. Biz boks üzerinden ilerleyeceğimiz için boks performans amaçlı spor diyoruz. Boksu seçiyoruz. İleri diyoruz. Arkadaşlar burası çok önemli. Burada adli sicil belgeniz PDF olarak taranmış olacak bir. Mezuniyet belgeniz 2. SGK belgeniz spor cezası olmadığına dair yazı. Yeterlik belgesi, antrenörlük belgeniz. 5 yıl içinde alanla ilgili ulusal bir turnuvaya katıldınız mı? Veya 5 yıl içinde uluslararası bir turnuvaya katıldınız mı? Pedagojik formasyon programını tamamlamış olmak. İşte son 2 yılda alanında bir seminer programına katılmış olmak. İşte yabancı dil vesaire bunlarla ilgili aldığınız puan varsa, mesleki yeterlikte verilen belgeleriniz varsa, Milli Eğitim Bakanlığı sertifikanız vesaire. Bunların hepsini hazırlamanızda fayda vardır. Şimdi biz buradan baştan başlıyoruz seçmeye. Dosya seç diyoruz. Adli sicili koyuyoruz bir olarak. İkinciye mezuniyeti koyuyoruz. SGK hizmet dökümünüzü koyuyorsunuz. Bunların hepsini E-Devlet'ten alabilirsiniz. Sonra ceza yapmamış olmadığına dair bir form var. Onu alıyorsunuz. Ondan sonra antrenörlük belgenizi yine aynı şekilde alıyorsunuz. Sonra en az uluslararası turnuvaya katıldınız mı seçiyorsunuz. Sonra 5 yıl içinde en az bir milli takımda görev aldınız mı? Onu seçiyorsunuz. Ondan sonra seminere katıldıysanız seminer belgenizi, yabancı dil vesaire bunları yüklüyorsunuz. Sonra en alt görüyorsunuz aşağıda
kesinleştir butonu var. Zaten yukarıda kırmızı yere okursanız diyor ki kayıt işlemini tamamladığında onaya göndermek için diyor, mutlaka kesinleştir butonuna basılması gerekmektedir diyor. Kesinleştir butonu başvuru dönem tarihleri süresince açık kalacaktır diyor. Kayıt sayfasında kesinleştir butonuna basıldığında kaydı onaya göndermiş olup silme ve güncelleme işlemini ne yaparsanız arkadaşlar yapamazsınız. Onun için burada kaydediyorsunuz, kesinleştir diyorsunuz ve sistem otomatik olarak sizin evrağınızı onaya gönderiyor. Arkadaşlar takıldığınız herhangi bir yer olursa tekrar videonun altından soruları sorabilirsiniz. Hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.